Efendim merhabalar, yeni bir günde, güzel bir günde tekrar karşınızdayız. TRT Diyanet ekranlarında saatlerimiz 11'i gösterirken yeni güne merhaba diyoruz. Zira bugün Regaip Kandili, Regaip Kandili vesilesiyle Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Mehmet Görmez Beyefendi hem bir açıklama yaptılar, hepimizin kandilini tebrik ettiler. Hem de bu sene Kutlu Doğum Haftası'nda Türkiye'de neler yapılacak, biz bu haftayı nasıl Efendimiz'i daha fazla idrak ederek geçirebiliriz? Bununla ilgili önemli mesajlarını bu ekranlardan tevhid, vahdet ve Peygamber Efendimiz'i beraberce düşünerek izlemiş olduk. Ve şimdi başlıyoruz yeni güne merhabaya. Güzel bir gün olsun inşallah. Hayırlı bir kandil olsun. Üç ayların başlangıcı bizim hayatımıza bereket getirsin. Kulluğumuzu daha iyi idrak edebilme, daha iyi hayata geçirebilmek için bir fırsat olsun. Bilinçlenme ve şuurlanma anlamında da diyerek bir dua ile başlayalım. Ve yeni güne merhabada bugün ne konuşacağız? Konuşacağımızı sizle paylaşalım. Bir saat buradayız inşallah. 12'ye dek bugün önemli bir konuyu konuşacağız. Tükenmişlik sendromundan bahsedeceğiz. Aslında böyle önemli günler bir yenilenme için, manevi tazelenme için de bir fırsat. Bugün de biraz psikolojik anlamda kendimizi irdeleyelim istedik. Birazdan stüdyo misafirimiz psikiyatr Orhan Karaca Bey olacak. Ve tükenmişlik sendromunun hem fiziksel hem psikolojik olarak bir sürü belirtisi var. Günlük hayatla ilgili işlevsel bozukluklar, işlevsellikte bazı bozukluklara sebebiyet verebiliyor derken konu oldukça geniş bir konu. Bize e-mail ve telefonla ulaşabileceğinizi programın başında hemen hatırlatmış olalım. Ve yeni güne merhabaya Zeliha Yılmaz'ın Hünerli Eller köşesinde bize eşlik edeceği güzel bir işle başlayalım inşallah. Tekrar hayırlı günler, hayırlı kandiller diliyoruz. Tükenmişlik sendromu son yıllarda adını daha sık duyduğumuz bir sendrom. Peki tükenmişlik sendromuyla ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri psikiyatr Orhan Karaca Yeni Güne Merhaba'da anlatıyor. Hünerli Eller köşemizde Zeliha Yılmaz yine güzel bir işle sizinle buluşuyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim, yeni güne merhabaya başladık. Güzel işlerimiz var bugün de her gün olduğu gibi. Zeliha Yılmaz bize Perşembe günleri Hünerli Eller köşesinde eşlik ediyor. Zeliha Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür İyi günler, ederim. Güzel günler diliyorum size. Güzel günler size. Olsun inşallah. Zaten bugün sabahleyin uyanır uyanma sanki günün bereketi o evet. Andan itibaren üzerimize yağmış gibi maşallah. Hava çok güzel. Evet çok yani, şükür. Yani elhamdülillah inşallah daha iyi olacak bu arada. Herkesin kandilini ben de kutlamak istiyorum. Size de hayırlı kandiller i̇nşallah. Diliyoruz inşallah. Üç ayları verimli bir evet. biçimde geçirir ve Ramazan'a öylece ulaşmış İnşallah. Oluruz diye İnşallah. Dua ediyoruz. Bugün yine çok güzel işlerimiz var. Şimdi kandil aslında ikram da demek bir taraftan değil Kesinlikle. Mi? Üç aylar gelince ertelediğimiz sosyal ilişkilerimizi tekrar yaşamak için bir fırsat da bulmuş oluyoruz. Zeliha Hanım bize bir cam tepsi boyamış getirmiş. Şöyle arkasını da gösterelim. Muntazam fevkalade güzel yapılmış bir tepsimiz var sevgili izleyenler. Biz bugün cam boyamadan çay takımı yapacağız. Bütününü yapacağız. Evet. Hakikaten bunlar ucuz şeyler değil yani. Özellikle bu çay takımlarını Kesinlikle. Gidip de bir şey mağazada sorduğunuz Rica zaman. Edine, evet doğru söylüyorsunuz. Yani ki, şöyle bir takımı 60-70 liraya en az. Alamıyorsunuz. Evet. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi bugün güzel bir gün. Hem ikram günümüz zaten şimdiden hanımlarımız Oruçlu telaşı. Olanlarımız evet, vardır mutlaka. Başladı. Onlara şimdiden hayırlı iftarlar dileyelim. İnşallah. İnşallah. İkramlarımızı güzel yapmak için böyle elimizdeki illaki almak zorunda değiliz. Normal elimizde bulunan bakın şöyle bir borcam tepsimiz bize bile evet. bizim bir ikramlık tepsimiz olabiliyor. Elimizde yani bunları 1-2 liraya bazen almak mümkün. Pazarlarda özellikle Kesinlikle. Çok ucuz Kesinlikle. Bu camlar kampanyalar yapılıyor veya evet. dediğiniz gibi mesela o elinizdeki gerçekten ucuz bir camımız. bir peçeteyle biz bunu çok güzel yaptık. Hatta hiç çok sanki elle olmuş. Yapılmış gibi değil de denildi. Evet yani sanki fabrika gibi. İşi gibi. Aynen o şekilde. Bir peçete bir dokunuş. Siz kendiniz mi yaptınız? Kendimiz yaptık. O kadar değil bence Zeliha Hanım. Bir peçete, bir dokunuş artı kaç yıldır çalışıyorsunuz? 12 yıldan beri. 12 yıl diyebiliriz. Ama tabii bu bizi ümitsizliğe sürüklemesin. Yani yapabileceğimiz çok fazla şey olduğunu da görmüş oluyoruz. Burada bu amacımız o zaten. Gerçekten inşallah. De yani. Şu diğer tepsiyi de izleyicilerimize hemen, gösterebilir miyim? Hemen bir de şekilde. Size zahmet çay tabağına hatta. Hı-hı. Çok beğendim gerçekten. Evet, benim kıyafetlerimle de fevkalade uyumlu. Bu çay tabakları da çok güzel. Son evet. dönem Dönemlerde çay tabaklarının şekli değişmeye başladı. Şunun evet. arkasındaki muntazamlığa bakar mısınız?
Yani harikasınız. Bunu elinizle mi yaptınız? Evet, elimizle yaptık. Normal turkuaz boyamızı, yine cam boyamızı artık öncelikle daha önce diyorduk ki cam boyası olmak zorunda ama şimdi değil. Öyle mi? Yeni teknolojide çıkan ürünlerimiz hem camda hem kumaşta hem ahşapta kullanabileceğimiz tarzda. Yani masrafımızı teke indirdik. Hani, harika. Hepsini ayrı ayrı masraf yapmaktan sonra. Yani hangi boyayla boyayabiliriz? Yani normal istediğimiz boyayla kesinlikle akrilik boyamız olacak. Zaten bu işle ilgilenenler rahatlıkla anımsayacaklar. Orada bir turkuaz ve bir parmak yaldızımız var. Bak, o kadar. O kadar. Peki bu şekli nasıl verdik? Şekil tabağımız kendisi şekilli. İllaki düz olmak zorunda değil. Desenli olan tabaklarımıza da. Şöyle arkasından iyice çevirip gösterelim izleyicilerimize. Evet. Zaten kendisi şekilli olduğu için biz bunu şey yapabiliyoruz. Boyadıktan sonra zımparaladıktan sonra parmak yaldızımızı sürdük. Zımparalıyoruz. Evet, üstünü tekrar zımparaladık. Bu desenimizin parmak yaldızına eskitme tarzını çıkarabilmek için ve aralarındaki oyuntuları belirleyebilmek için. Bildiğimiz zımparayla mı? Kesinlikle yaptınız. Evet, bildiğimiz zımparalarla yaptık. Çok güzel. Ahşap zımparalarımızla. Bunu getirdiniz ama bu şey değil. Bundan yapmayacaksınız. Hayır, siz ondan diğerlerinden yapacaksınız. Kesinlikle bir güzel. Evet. Bu zor mu peki? Hayır. Bir gün bunu yapabilir miyiz tabii lütfen? Tabii ki. İzleyicilerimizle beraber görelim. Tabii ki. Yani ben bunu çok sevdim hakikaten. Tamam. Bu, yine bu işlerde inşallah böyle ucuz şeyler değil. Evet. İnşallah çalışalım. Eğer faydalı farklı, olacak farklı işler. Biz bunu daha önce programda yapmışmıydık Seriha Hanım? Ben hatırlıyorum sezon. Değil mi? Evet. Bu şeydi, önceki sezonlarda yaptığımız bir işti. Evet. Çok da güzel, çok da sevimli bir tepsi, cam tepsi. Cam tepsimiz. Böyle bakınca melamin gibi duruyor. Değil. Ama değil. Değil. Kesinlikle bir cam tepsimiz. Bir de, bu da bir cam tepsi. Evet. Çok muntazam tabii. Siz o kadar iyi çalışıyorsunuz ki biz bunun cam olduğunu, boyandığını falan anlamıyoruz çok yani. Çok teşekkür ediyorum. Yine burada arkadaşlarla da aynı şekilde çalışacağız inşallah. Onlar da çok muntazam bir şekilde çalışacaklar inşallah. Çok güzel olacak. Hı-hı. Hepsi desenimiz de oluyor. Evet. Şu harika bir desendir. 1950'lerde, 60'larda filan özellikle bazı dizilerden de tekrar bunları hatırlamak mümkün. Bu kafe gibi yerlerin yer döşemesinde kullanılan desenlerdi. Evet, doğru. Bazen duvarlarda, eski banyolarda filan da vardı. Evet. Ha, fayanslarımızın üzerinde olurdu. Evet. Doğru şimdi söylüyorsun. Bunlar böyle küçücük bir kağıda dönüşmüş. Ve biz bu kağıtlarla sevgili izleyenler başka işler yapmaya Evet, güzel desenlerle birlikte güzel ürünler, güzel objeler çıkaracağız inşallah. İsterseniz hemen başlamak evet, istiyorum. Evet, bunu nerede kullanacaksınız? Ben onu tepsimde kullanacağım. Diğer parçamı da küçük küçük yuvarlaklarını keserek üzerinde hafif bir jelatinimiz var. Evet. Çok ince. Onu çıkardıktan sonra yine bu sulu sünger transferimiz. Hı-hı. Bakın şu şekilde. Bunun adı sulu sünger transfer. Evet, bakın şu şekilde hemen. Bir tane şeyimiz var, bir transferimiz var. Transferimiz zaten bunu satın alıyoruz. Evet. Ve çay tabakları. Bunun modeli, deseni size kalmış ama program bittiğinde görmüş olacağız. Evet. Şimdi birazdan malzeme listemizi açıklayacağım ama izleyicilerimiz de Zeliha Hanım harikasınız yani. Bunları nasıl yapıyorsunuz Allah aşkına? Şu tabağın güzelliğine bakar mısınız sevgili izleyenler? Zeliha Yılmaz bize yapmış getirmiş. İşte bunu bir takıma dönüştüreceğiz. Şimdi ben bunu burada bırakıp gideyim mi yani bugün programdan sonra? Bırakabiliriz. Bence alıp götüreyim. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki canınız sağ olsun. Ben şimdi hani şimdi program. Latifesi ama gerçekten harikasınız. Teşekkür yani ediyorum. İzleyicilerimiz görünce imreniyorlardır eminim. Teşekkür onu ediyoruz. Da aynı deseni de şeye, camıma kullanacağım. Camımızın alt taban kısmına kullanacağım. Fakat bizim cam objelerimizde yapacağımız ürünler her zaman için ahşabın tam tersi. Mesela ahşapta bütün boyamalarımızı yapacağımız tekniği bitirdikten sonra ürünümüzü yapıştırıyoruz. Ama camda önce her şeyden ürün. Önce kesinlikle transferimizi yapıştıracağız. Gerek peçete, gerek transfer, gerek dekopaj. Hangisini yapacaksak hiç önemli değil. Bu arada camımızı mutlaka yıkıyoruz. Temiz olmasını istiyoruz çünkü. Çünkü bir daha dönüp de onu temizleme imkanımız yok. Olmayacak. Bakın şu şekilde. Arkadan şöyle bismillah diyelim. Üzerindeki jelatini çıkardık sevgili izleyenler ve Zeliha Hanım bunu yapıştırıyor. Şimdi siz onu transferi yapıştırırken ben de izleyicilerimizle hemen bir malzeme listemizi paylaşmış olayım. Bir transferimiz var. Bu transferin özel bir adı var mı Zeliha Hanım? Bunlar evet tabii ki üzerinde mutlaka yazacak. Cam yüzeyleri, açık zeminleri diye yazacak. O not var zaten. Evet. O notu gördükten sonra alıp cam boyasını yapıştıracağız. Bol bol sulu sulu sürüyorsunuz. Evet, soracağım evet. Şimdi onu. Cam boyası var, suyumuz var, su bazlı verniğimiz var, süngerimiz var, normal bulaşık süngeri. Bir de boyama yapmak için pompon süngerimiz var sevgili izleyenler. Evet, aynen. Ama siz çok sulu yaptınız. Bu suyu, ne olacak öyle? Suyu kesinlikle doyuracağım. Doyurduktan sonra zaten bunun ilacı açıkçası sudur.
Öyle mi? Suyu ne kadar güzel bir şekilde sürersem jelatinimi çıkarttığım zaman bana sorun çıkartmayacak. Mesela oralarda bakın şişti. Evet. Bazı yerler. Evet. Olabilir. Hiç sorun. O kağıdın kendisi şişmişti. Şu anda jelatin alta yapışmıştır. Hmm. Yani o bana sorun yaratmayacak. Evet. Sulu transferlerle çalışmak güzel bir şey. Ay, çünkü, çok güzel gerçekten. Evet, evet. Çok hoş böyle. Siz yaparken biz de imreniyoruz. Çünkü evet. Çıkardığınız zaman böyle incecik bir zar gibi bir şey kalmış oluyor. Evet. Bakın fazla suyumu şu aldı. Şekilde alıyorum. Bir 20 saniye veya 15 saniye bekliyorum. Bu arada mesela hemen bunu çekebiliyorum. Bakın şu şekilde çektim. Evet, ne güzel. Şu anda hiçbir şey gözükmüyor. Evet, hiçbir şey gözükmüyor ama evet. Böyle hafiften bir desen var yani. Kesinlikle. Çıkardık desenimizi. Ortaya çıktı. Jelatin böyle çok küçük bir şeyi var. Dolayısıyla evet. Gayet güzel, şık bir görüntüsü hemen bunu oluştu. Da aynı şekilde yine süngerimle jelatinimi çıkarttıktan sonra transferimi kesinlikle sulu süngerimle bastırıyorum. Neden? Neden? Çünkü kalkma ihtimali çok fazla. Bunun dediğim gibi ilacısı olduğu için suyla süngerimi aynı şekilde bir daha bastırdıktan sonra evet. Kuru bir bez yardımı veya peçetemiz yardımıyla şu şekilde olayımı bitiriyorum. Bakın. Arkadaşlarımız diyorsunuz ya siz izleyicilerimize çok seviyorum o tabirinizi. Çünkü siz sürekli kursiyerlerinizle çalışıyorsunuz. Evet. İzleyicilerimiz bunları alırken ne diye istesinler hobi transfer, marketten? Transfer, sulu transfer. Sulu transferlerden. Evet camda bizim... kullanacağım sulu transfer istiyorum dersek eğer. Evet üzerinde not yazıyor gerek. Alırken mesela koyu zeminler için aldığımızı tutup açık zemine yaparsak göstermez objemizi yutar. Bunu da söylemek mi lazım? Kesinlikle. Nasıl bir zeminde kullanacağımızı tabii, da belirtmek tabii ki kesinlikle bu şekilde. Şimdi onu oradan çekecek miyiz? Ben çok evet. Merak ettim. Bunu çekmeden gitmeyeceğim. Teşekkür ediyorum. Bakın şu şekilde de çekebilirim. Çok hafif hafif çekiyorsunuz. Evet. Evet. Arzu edersek elimizde de şu şekilde kaldırarak da işlemimi bakın. Hem o şekilde diyelim. Evet. Hem bu şekilde. Oo çok güzel oldu. Evet bu şekilde evet. Yaptıktan sonra yine mutlaka süngerimi sulandırıyorum. Hı hı. Tamamıyla yapışması için. Üzerine evet. Tekrar gidiyoruz. Kesinlikle bu şekilde yapıyoruz. Hemen göstereceğim arkadaşlarımıza. Şöyle bir kaldıralım. Şu. Ah bakın. Ne güzel. Böyle bile çok güzel oldu Zeliha Hanım. Öyle mi? Böyle bile harika oldu yani. Teşekkür ama yok ediyorum. Biz şundan istiyoruz. Tamam. Çay tabağından tamam. Şeyi olsun. Takımımızı yani. Yapalım. O çay takımımızı yapalım. Gözümüz gönlümüz açılsın. Akşama biz da de... servislerimizi yapalım inşallah. Ah evet akşama çay içmeye gelelim size o zaman. Ay her zaman. Konu komşuya ikram edeceksiniz mutlaka. Kesinlikle. Ne güzel. Ellerinize sağlık. Bugün belki bir tatlı yapacağız. Birilerine böyle ufak bir şeyler ikram edeceğiz. Kandiller evet. Çok güzel vesileler kesinlikle. Hakikaten çok değil çok güzel. Mi? Şu anda benim evimde misafir. Film de var. Bir iki kat daha güzelleşecek inşallah. Harika. Kayınvalidemle kayınpederim. Evet inşallah kutlamak nasip edecek. İnşallah güzel şekilde idrak etmeyi, bu geceleri yaşamayı nasip etsin cümlemize. Evet. Bir videomuz var. İzleyelim. Bugün ne konuşacağız? Yeni güne merhabada. Tükenmişlik sendromunu konuşacağız. Size hiç uğramayan bir sendrom bence bu. Elhamdülillah evet. Çok şükür ne güzel. Elhamdülillah. Ardından tekrar stüdyoya dönelim. Ayrıntılara baktıktan sonra hatırlatmış olalım. Yeni güne merhaba @diyanet.tv elektronik posta adresimiz Ankara'nın alan koduyla 294-4294 canlı yayın telefon numaralarımız bir sürü belirtisi var. Muhtemelen bunların bazılarını anlattıkça kendimizde de göreceğiz. Detayları sormak isterseniz eğer psikiyatrist Dr. Orhan Karaca Bey stüdyo misafirimiz olacak birazdan. Tükenmişlik sendromu son yıllarda adını daha sık duyduğumuz bir sendrom. Peki tükenmişlik sendromu ile ilgili bilinmesi gerekenler nelerdir? Konuyla ilgili merak edilenleri psikiyatr Orhan Karaca Yeni Güne Merhaba'da anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası Yeni Güne Merhaba'da. Evet efendim Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Bugün tükenmişlik sendromunu konuşacağız. Özellikle şehir hayatının yoğunlaşması, daha uzun süre trafikte kalmak, zaman zaman iş yerinde geçirdiğimiz saatlerin uzaması, bir mobbingle karşı karşıya kalmak ya da hayatla ilgili hayatımız devam edip giderken travmatik bir yaşantı veya hepsinden ötesi mükemmeliyetçi bir tavır. Bir sürü sebebi var mutlaka. Bu sebepler içerisinde bunları sayarken belirtilerini konuşacağız. Tükenmişlik sendromundan nasıl kurtulabiliriz konusunun detaylarını da psikiyatr Orhan Karaca ile ele alacağız. Orhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi sabahlar diliyorum çok size. Çok teşekkürler sizlere. Şimdi bazen böyle hani sabahleyin işe gitmek o kadar zor geliyor ki insanlara. Hepimize öyle olduğu evet. Günler oluyor. Sanki böyle hiç uyumamışız gibi hiç dinlenmeden uyandığımız günler oluyor. Veya işte ne kahvaltı yapmak istiyoruz ne böyle kendimize bir kişisel bakım yapmak istiyoruz. Ne çevremizdekilerle görüşüyoruz. Her şeyden yorgun, bıkkın, etrafımız
etrafımızdakiler hani depresyonda mısın diyorlar. Onu da konuşacağız mutlaka. Farklı hastalıklar eşlik eder mi? Böyle bir durum yaşıyoruz. Tükenmişlik sendromu bu mudur? Başka şeyleri de bu kavramın içerisine alır mıyız? Siz tıbben nasıl tarif ediyorsunuz? 1974 yılında bir bilim adamı tanımlamış. Yoğun iş temposu ile kişinin bir duygusal ve fiziksel tükenmişlik yaşaması sürecini. Ama artık biz bunu sadece iş yaşamında değil, aynı zamanda hayatın birçok alanında da gözlemleyebiliyoruz. Evet, haklısınız. Evet. Sonuçta insanlar tükenmişlik sendromunun evrelerini birazdan saydığımda aslında hayatın birçok alanında bu evrelerden geçtiğimizi göreceğiz. Evet. Biz tabii bu evreler şöyle, oradan devam edeyim evet, isterseniz. Evet, lütfen buyurun. Yani biz de hani yaşayanlar için belki de tam bir işkence diye tarif edebileceğimiz bir şey. Tıbben mutlaka siz bunu tarif ettiniz. Hı-hı. Yıllardır biliyorsunuz ama hatırlarsanız 1-2 yıl önce bir dizi oyuncusunun aniden başrolü terk edip gitmesiyle beraber ülkede tükenmişlik sendromu üzerine konuşmaya başlamıştık. Hı-hı. Ve ondan sonra biraz daha popüler bir konu da olmaya başladı bizler için. Aslında 1974'te tanımlanmış bir şey değil mi? 2010'lu yıllarda tekrar gündeme geldi. Aslında o arada tükenen birçok insan oldu ve gözden kaçan belki. Tükenmişlik sendromunu ben çok basit şekilde anlatmak istiyorum. Lütfen buyurun. Önce idealist bir şekilde ve coşkuyla bir şeye başlayacaksınız, başlıyorsunuz. Mesela sizi bir şeyle tanıştırıyorlar. Bir yeni bir işe başlamak gibi. Sana bir iş bulduk. Yeni bak, yeni işin burası falan gibi ve siz orayla ilgili yoğun bir coşku içinde oluyorsunuz. Evet. Çok iyi hissediyorsunuz. Ben burada çok iyi arkadaşlıklar kurarım. Çok iyi yükselirim. Şöyle olur, üretirim. Hayatımı buradan devam ettiririm. Burası benim alanım ve burası için her şeyi yapmalıyım. Ne kadar idealist, ne kadar aslında ideal olan belki öyle görüyoruz. Evet, yüzden başlarsınız. Evet. Yukarıdan başlarsınız ve ondan sonra artık zaman içinde biraz istekte ve umutta azalmalar ortaya çıkar. Çünkü bir takım sorunlar baş gösterir. Daha doğrusu o coşkunun olduğu zamanlarda da bu sorunlar vardır da orada görmezden geliyorsunuzdur. İyi yönünden bakıyorsunuzdur. Evet. İşte hedefinize kilitlenmişsinizdir. Kendinizden verecek çok şeyiniz vardır. Bir şekilde onu tolere ediyorsunuzdur. Hocam umut etmek mi istiyoruz? Neden görmüyoruz o sırada peki o eksikleri? Bir ya da neden bu kadar iyimser davranıyoruz? İşte hem ihtiyacımız olan o duygusal tatmini sağlamak, hem kendimizi güvende hissetmek için fazlasıyla verici olmak, çaba sarf etmek zorunda kaldığımızı hissetmek, yine saygınlık ihtiyacımız, insanların bizi saygın görmeleri. Evet. Bütün bunların hepsi bir de tabii çocukluktan beri gelen mesajlar var. İşte emeksiz yemek olmaz. Evet. İşte sen çalışırsan mutlaka karşılığını alırsın gibi. Yani şunu işitmeyen yoktur sanıyorum seyircilerimiz içinde. Hani en kolay şey ekmek yemek, onu da çiğnemeden yapamıyorsun gibi bir şey. Bu aslına bakarsanız bizi motive eden şey. Aslında bu idealist bir şekilde girmemizi sağlayan şey. Yani bir işe başlarken onunla ilgili hiçbir olumsuzlukla ilgili bilgimiz yok. Evet. Orayla ilgili çok pozitif fazla yüklemelerimiz var. Çok fazla umudumuz var. Evet. Orayla ilgili hayallerimiz çok, amaçlarımız çok. Küçük sorunlar her yerde olabilir gibi toleranslı bakış açımız var. Evet. Vesaire. Bu sonra, evlilik için de geçerli mi? Efendim? Yeni başladığımız her şey için geçerli mi? Evet. Aslında bu yüzden olayı sadece tıbbi bir silsile şeklinde anlatıp da hani tükenmişlik sendromu şudur, şudur, şudur. Deyip kesmek istemiyorum. O tür şeylere kalıplara sokmak istemedim. Tam tersine aslında o kalıptan çıkararak kendimizden bir şeyler bulabileceğimiz en azından onu düşünme
yollarını oluşturmak istedim. O yüzden böyle bir giriş yaptım. Yani yeni başladığımız her şey de olabilir. Bu bir ilişki de olabilir. Evlilik. Bir hobi belki. Ya da hasta olan bir yakınınıza bakmak. Veya bir yardım kuruluşunda gönüllü çalışmaya başlamak. Evet. Önceden öyle başlarsınız coşkuyla. Bir şey yapmam lazım diye. İşte böyle başlıyor. Sonra. Yüzden başladık. Yüzden başlıyoruz. Sonra etrafımızda tabii herkesin enerjisi 100 değil. 80'leri görüyoruz, 60'ları görüyoruz. Onlardaki kısımları bireysel yönlerinden kaynaklanıyor gibi düşünüyoruz vesaire. Sonra biz de bir şeyleri fark ediyoruz ve bizde de böyle bir hafifçe bir düşme başlıyor. Onlardaki o homurdanma hali. Bize de mi geçiyor? Bize de geçiyor ve evet fark etmeye başlıyoruz. Evet yani galiba patron yanlış yönetiyor gibi ya da ya bu şekilde de işletilmez ki ya da yani hiç mi şey olmaz terfimi vermediler ya da bunun terfisini vermiyorlar hakkımı yiyorlar bir şekilde diğer ilişkiler için yükselemiyorum de, sanki hep böyle haksızlığa uğradığımız duygusu oluşmaya başlıyor gibi. Evet. Sizin anlattıklarınızdan evet, onu evet. Anlıyorum. Evet. Sonra da haksızlığa uğruyormuşuz gibi ama orada yine de böyle bir durağanlık var. Yani hala umut kaybedilmiş tabii, değil. Tabii tabii. Evet. Yani o ikinci evresi zaten. Orada bir ama homurdanmalar var böyle. Bir şeyler olduğunu fark ediyoruz ama tam anlamıyla da böyle tükenmiş değiliz. Evet. Artık üçüncü evrede o ilk başladığımız ki o mükemmel enerji hali yavaş yavaş çekiliyor. Artık yaşadığımız iş yerinin sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hayatta artık gözümüze bunlar şey olarak batmaya başlıyor. Tak 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 evet. Böyle huzursuz edici ayrıntılar. Ve ondan sonra etrafınızdaki insanlar tahammülsüz olduğunuzu söylemeye başlıyor. Siz de bunu fark ediyorsunuz ama engelleyemiyorsunuz. Sonra bu koşulların değişmesi için mücadele etmeye başlıyorsunuz. Değişmiyorlar. İnsanlar, yöneticileriniz veya başka şeyler kendi gündemleri olduğu için sanki size karşı duyarsızmışlar gibi hissediyorsunuz. Ondan sonrasında da artık bir engellenmişlik hissi başlıyor. Yani şey gibi, ben buraya idealist bir şekilde geldim. Tamam bir takım sorunlar vardı. Tamam onlara da baş gösterdim, onlarla da mücadele ettim. Ama artık engelliyorsunuz, ben onlara katılıyorum, beni de engelliyorsunuz onlar gibi bir şey. Engellenmişlik hissi. Bu da üçüncü evre. Evet. Ve hüsran. Bir hüsran hali var orada. Hayal kırıklığı. Hüsran yani evet. Ne umdum ne buldum. Evet. Ben hiç böyle olmasını düşünmemiştim. Hiç böyle hayal etmemiştim. İlişkilerde öyle değil midir? Evet. Evliliklerde de ben seni böyle sanmamıştım, düşünmemiştim gibi. Sen o insan değilsin. Şu an sanki başka biriyle karşı karşıyayım değil mi? İnsanlar bir sürü şeyler söylüyor. Peki ama insan daha ilk anda tanıştığınızda onun için yarıp da baktınız mı? Yani kalbini mi gördünüz, beynini mi okudunuz? Yani aslında varsayımlarımızla başlıyoruz hayata. Sonra yavaş 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 yavaş. Geri çekmeye başlıyoruz. Çökmeye başlıyoruz ya da gerçekleri öğrenmeye başlıyoruz. Hani sen gerçek yüzünü gösterdin değil de biz olayın gerçek nesnel verilerini yakalamaya başlıyoruz. O nesnel verileri gördükçe daha iyi anlamaya başlıyoruz. Ve son evre tükenmişlik sendromunda apati evresi yani duyarsızlaşma, makinalaşma. Evet. Yani artık benim bir işe ihtiyacım var. Çocuklarıma bakım vermem gerekiyor. Sosyal güvenceye ihtiyacım var. Faturalara dönecek ev kirası. Mecburum. Evdekiler ekmek bekler. Ne yapalım? Gidelim. Şu evraklar mı imzalanacak? Al şey gibi. İmzaladım gibi. Evet. Ama bu sefer de insani yönler kaybolmaya başlıyor. Evet, çok önemli bir şey. Yani ilkinde, ilk anda o idealistlik anında kelebek gibi uçan kişi evet. Birdenbire sürüngene mi dönüşüyor? Böyle şey gibi olmaya başlıyor. Yani birden demeyeyim, bir zaman süreci sonunda bir hani sıradaki
moduna giriyor. Bunun tabii hangi evrelerini ne kadar güzel anlattınız. Hepsini baştan sona hissederek anlamış olduk sayenizde. Bu evreler içerisinde nerede ne yaşıyoruzu ve o süreyi belki biraz daha fazla detaylandırmak lazım. Yani başlangıçtaki 100 puanla 10 puan arasında sıfır noktasına belki geldiğimiz aşama bir yıl mıdır? Bu olaya kişiye göre değişir mi? Kişiye tükenmişlik göre değişir. Sendromunu nerede yaşıyorsak bu evlilik mi, özel ilişkiler mi yoksa iş hayatı mı? Buna göre de böyle bir değişiklik var mı sürede? Bunları konuşalım ama telefon attığımızda bir izleyicimiz var. Hatay'dan ulaşıyor. E-mail ile gelen sorular var. Tamam. Onları da paylaşacağım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hayırlı kandiller diliyorum. İnşallah cümlemize. Hocama benim sorum şu. Eğitimciyim ben lise düzeyi. Sınıf içerisinde birkaç öğrenci yani iki tane veya üç tane. Derse karşı isteksiz oluyor, başını sıraya eğiyor. Yani sanki böyle tükenmişlik sendromu gibi de tabii bunun teşhisini siz ancak koyabilirsiniz. İlgisiz oluyor. Yani bizim eğitimci olarak bunlara yaklaşım tarzımız nasıl olmalı? Bunları tekrar yani dersi sevdirmenin dışında yaklaşım tarzı nasıl olmalı? Böyle derse ilgisiz olan 2-3 kişi oluyor sınıfta. Başını yere koyuyor, sıraya koyuyor. Alıcı sanki bitmiş değil. Gibi, başına çok kötü şeyler gelmiş gibi değil mi hocam? Evet. Sizin bir sorunuz var mı? Ya bu konuda yaklaşım ne olmalı diyorsunuz? Ben hocamdan onu rica edecektim. Evet. Hocamın size bir sorusu var galiba. Soru değil, ben sorunun ilk kısmını duyamadığım için... Ha, evet, ben o zaman izah edeyim hocam. Tabii. Lise düzeyi. Bir eğitimcisiniz. Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Hatay'a selamlar. İyi günler diliyoruz ben efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Ne büyük bir hassasiyet. Öğrencileri için kaygılanan ve bunu ekranda gördüğü bir uzmana sormak isteyen bir hocamız. Buyurun. Dedi ki hocam bazı öğrenciler tekrar da söylemiş olduk. Çok ümitsiz böyle bitmiş gibi adeta ben öyle tarifliyim en azından. Şimdi, başlarını sıraya koyuyorlar. Evet. Motivasyonsuzlar. Şimdi tükenen insanlar içinde özellikle sağlık çalışanları ve eğitimciler ön plandadır. Ama hocam öğrencilerini sordu. Evet. Ama ben hocamı düşündüm burada. Evet. Aslında bu fedakarlık hali bir vatandaş olarak bana umut veriyor. Beni keyiflendiriyor. Fakat hocam adına... Böyle yine de tükenmese umudu böyle hissediyorum. Endişesi beliriyor içimde. Onun işini kolaylaştırmak için tabii sorusuna hemen yöneleyim. Lütfen buyurun. Bunlar genç çocuklar aslında. Biz cıvıl cıvıl olmalarını beklerken lise düzeyinde öğretmenlik yaptığını söyledi hocamız. Böyle bir tükenmişlik, bir bitmişlik hali neden olur? Şimdi açıkçası... biraz çocuk kafasından düşünmek lazım. Yani çocuk hava güzelken içeride olmayı çok anlamlandıran bir varlık değil. Evet. Eğer anlamlandırıyorsa o çocuk biraz sanki fazla vicdan ve kurallarla donatılmış bir çocuk olabilir. Ama o çocuğun böyle olmasının bireysel nedenleri olabileceğini unutmamak lazım. Ya dersi anlayamıyordur. Evet. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vardır. Yani dikkat eksikliği vardır. Ya ilgisizdir, konu kaçırmıştır. Veya gönül ailede meselesi vardır. Evet. Veya, tam lise dönemleri hocam. Veya umutsuzdur. Nasıl olsa ben çalışsam da sınavda şu dilime giremeyeceğim vardır. Onlarınki daha tükenmişlik gibi düşünülmeden önce o alttaki destek faktörlerinin eksik olan kısımlara bakmak lazım. Bence hocam şöyle yapsın. Bütün çocuklara 3-4 çocuğa hepsine birden bakmasın da bu çocuğun eksiklikleri neler olabilir? ya da bu çocuğun ne ihtiyacı var gibi. Evet. Örnek veriyorum. Mesela babası serttir. Çocuk ya da ilgisizdir, kötü davranıyordur ya da annesi hastadır. Yani ya da çocuk depresif bir süreç yaşıyordur. Evet. Korkuları vardır. Abisi askerdedir. Evde dolaşan o kötü, negatif yükten etkileniyordur. Orayı yakalamak lazım. Bireysel gündemi ne bu çocuğun? Fakat
öğretmenler çocuklara yaklaştığında çocuklar ilk önce bir şeyim yok diyeceklerdir. Evet. O güveni verdikten sonra ben bu tür sorunların aşılacağını düşünüyorum. Tükenmişlik sendromu açısından bakacak olursak bir öğrencinin tükenmişliğini şöyle algılayabiliriz. Buyurun. Yani deminki formülümüzden gidelim. Bir öğrenci matematiği ben çok iyi öğreneceğim diye girdi. Çok çalıştı. Ondan sonra matematiğin zor konuları geldi. Sonrasında herkes somurdanırken yok ben yok yine de iyi aslında falan beceririm dedi. Evet. Sonrasında evet ya matematik kötü. Bizim matematik hocamız çok kötü demeye başladı. Ondan sonra da of bitse de gitsek evet. moduna geldi. Hocam ne güzel. Eğer bu şekildeyse tükenmişlik sendromu. Öteki türlü ise başka altında bir sürü sebep. Tabii adolesan sorunları da olabilir. Evet. Ne güzel hepsi olabilir. Telefon hattımızda bir izleyicimiz daha var. Gülsevim Hanım Elazığ'dan ulaşıyor. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Benim doktor beye bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim 16 yaşında bir kızım var. Ondan büyük bir tane de 24 yaşında kızım var. O 24 yaşındaki kızım bipolar bozukluk rahatsızlığı var. O sebeple evimizde yani gayet sıkıntılı günler geçiriyoruz. Çok geçmiş. 16 yaşındaki kızım da bu 24 yaşındaki kızımın rahatsızlığından 4 yıldır çok etkileniyor tabii. Onda da psikolojik sorunlar olmaya başladı. Ve bir dönem yeme bozukluğu oldu. Sürekli yediğini çıkardı zayıflamak için. Yediğini çıkardı. Bir yıl kadar öyle üzüldük. Ondan sonra şimdi onu bıraktı. İlaç kullanıyor depresyon için. Bu sefer de çok aşırı yemek yiyor. Yemesine engel olamıyor. Ve o sebeple de böyle tamamen kendini bırakmış, artık 100 kiloda olsam umurumda değil diyor ama ben içinden çok üzüldüğünü biliyorum bu durumuna. Okulda çok başarısız, yani çok zeki bir öğrenciydi. Sonradan oldu ve bunun yanında bir gence bir ilgi duydu. Evet. Onu da yani kendi içinde yaşadı. O da kendini çok çok üzdü. Yani şimdi onun üzüntüsü... Tükenmiş gibi mi görünüyor Gülsevim Hanım? Çok tamamen. Evet. Tamamen. Evet. Tamam, her şeyde. Yani artık benim diyor hayata yani karşı hiçbir... Hevesim kalmadı. Yok. Evet. Beklentim yok gibi. Öyle bir durumda. Soralım bakalım hocam ne söyleyecekler. Çok geçmiş olsun diyoruz öncelikle. Elazığ'a selamlar sizin şahsınızda. Pardon. Bir videomuz var hocam. Mini bir test hazırladık. Tükendiniz mi acaba? Tükenmiş misiniz? İzledikten sonra tekrar stüdyoya dönelim. Psikiyatr Orhan Karaca ile bugün bu konuyu, tükenmişlik sendromunu konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. E-mail ve telefonla merak ettiklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Tükenmişlik sendromu son yıllarda adını sık duyduğumuz psikolojik problemlerin başında geliyor. Peki bu sorunla karşı karşıya geldiğinizi nasıl anlayabilirsiniz? İşte bunu anlamaya yardımcı olabilecek mini bir test. İşinizden dolayı kendinizi duygusal olarak bitmiş ve yorgun hissediyor musunuz? Sabahları uyandığınızda yeni bir iş gününe başlamak için enerjinizin olmadığını hissediyor musunuz? İşe başladığınız ilk günlere göre daha mı ilgisizsiniz? İşinize hevesiniz azaldı mı? Yaptığınız işin bir işe yaradığı konusunda emin değil misiniz? Yaptığınız işin önemi ve gerekliliği hakkında şüpheleriniz mi var? Bu soruların çoğuna veya tamamına cevabınız evetse, tükenmişlik sendromu belirtilerini yaşıyor olabilirsiniz. Fakat nihai teşhis için bir uzmana başvurmanız gerektiğini unutmayın. Yeni güne merhabaya devam ediyoruz. Çok minicik bir testti. Belki bazılarına evet, bazılarına hayır diyoruz. Hocamın az önce anlattığı başlıklar vardı ki bunlar içerisinde de acaba tükendik mi ya da ne kadar tükendik? Tükendiysek bile nasıl toparlanabiliriz? Tabii bu da çok önemli bir tarafı. Evet. Bunları konuşacağız ama
İzleyicimizden gelen Gülsevim Hanım'ın sorusunu tekrar şöyle bir müsaade ederseniz bir iki cümleyle özetlemiş olayım. 24 yaşındaki kızının bipolar hastalığı olduğundan bahsetti. Kolay bir hastalık da değildir hakikaten. 16 yaşında bir kızım daha var. Bundan çok etkilendi. Önce bulimia belirtileri olduğundan bahsetti. Yediğini çıkarıyor dedi. Şimdi bir yeme bozukluğu var. Bu sefer de çok yiyor. Derslerinde kötü. Acaba sebep ne olabilir? Dünya umurumda değil artık diyor. Tükenmişlerde de böyle olur mu hocam? Yani dünya yansa benim umurumda değil gibi bir tavır olur mu? Tükenmişlerde dünya yansa umurumda olmaz tavrı evet son evrede oluyor. Ama Gülsevim Hanım'ın kızının yaşamış olduğu sorunun tükenmişlik gibi olduğunu düşünmüyorum. sanki şeye benziyor. Kötü şeylerin etrafında olduğunu hisseden insanlar yakınlarını kaybetme korkusu veya ailelerinin dağılacağından endişe etmeye başlarlar. Özellikle anksiyete çocuklar. Anksiyete mi yaşıyor? Evet, muhtemelen yalnız kalma ve birilerinin kendisine güven vermesini isteyen bir durumda. Muhtemelen diyorum. Tabii ki kesinlikle bunu bir şey olarak algılamasın. Fikir yürütüyoruz sadece. Sanki o güven ihtiyacı, içindeki o güven ihtiyacı öyle bir huzursuzluk oluşturmuş ki bu huzursuzluğu da yani bu güven ve sevgi diyelim ikisinin eksikliğinden kaynaklanan ihtiyaç çünkü birisinden de ayrıldığını evet yani daha doğrusu kendi içinde yaşadı içinde, dedi. Bir... Tamam evet. Paylaşmayla ilgili bir sorun var. Yani yine yalnızlık teması var burada. Sanki böyle bir yalnız kalmışlık ve güvende hissedemeyişin vermiş olduğu o ruhsal hali sanki kendisini bu sıkıntıdan uzaklaştırmak için yemeğe veriyormuş gibi düşündüm ben. Yani bazen bunaldığımız yerden kaçarız ya. Evet. Sanki genç arkadaşımız bunaldığı hayattan veya korktuğu şeylerden yiyerek kaçmaya çalışmış gibi bir hale bürünmüş. Tükenmişlik sendromunda da böyle şeyler olabilir. Görmezden gelebiliriz veya kendimize bir kabuk oluşturabiliriz. Bir fil dişi kule üretir orada yaşarız. O balonun içinden hayatı görürüz. Yani bir Walkman'le dolaşırız. Evet. Bir kendi odamızdan çıkmayız. Bir alan oluşturuyoruz. Alan oluştururuz ya da sürekli bir şeyler yeriz biz de ya da hep uykuya veririz. Mesela yine kaçma yöntemlerinden bir tanesi de uykudur. Aşırı uyku gibi veya hatırlayamama da olabilir. Bazıları polyanacılık yaparlar. Evet. Yani kimisinin bedensel ağrıları vardır ki tükenmişlik sendromunun fiziksel belirtilerinden bir tanesidir mesela bunlar. Bütün bunların hepsi tükenmişlik sendromuna da görülebiliyor ama sanki burada daha farklı bir şey hissettiğim var. Hissettiğim şey bağların kopacağından korkmak. Ve bir şekilde kendini güvende hissetme arzusu ve paylaşma arzusu varmış da bu olmadığı için o sürekli yemeğe veriyormuş gibi hissettim. Evet. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var. İzleyenimiz İzmir'den ulaşıyor. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi günler. Çok teşekkürler. Buyurun sizi dinliyoruz. Öncelikle karneniz mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz. Sizin de inşallah cümlemizin. Sağ olun. Doktor Bey'e ben sorum olacaktı. Doktor Bey ben sağlık personeliyim, hemşireyim. Aynı zamanda engelli bir kızım var, gelişme gereği olan. Çok heyecanlıyım. Hiç heyecanlanmayın. Kendi aramızda konuşuyoruz. Evet, buyurun. Çalıştığım yer sosyal hizmetlere bağlı bir kurum. Ve burada %90'ı madde bağımlı olan genç kızlara hitap edilen bir yer. Evet. Hocam ben kaygılarım çok fazla. Hem özel hayatımda hem iş hayatımda yani nasıl diyeyim aşırı acaba sorumluluk duygusundan mı kaynaklanıyor? Nasıl kaygılarınız var? Bize böyle hani mahrem değilse sizin için önemli olanların bir ikisini anlatabilir misiniz? Hocam için de somut bir veri olsun. Kendimi sürekli yani bir şeylere hazır, yarış atı gibi bir şeylere hazır etmem gereken. Evet. İşte evde gelip çocuğuma bakımıyla ilgili. İş yerinde hani onların gereksinimlerini karşılama gibi. Çocuklar kendi öz bakımlarını yerine getiriyor ama tedavi konusunda daha hassasiyet olmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum.
Yani sürekli böyle... Eşiniz de sizinle birlikte mi peki? Yani çocuğunuzun mesela bu durumu ya da genel olarak onun bakımında size yardım eden, destek olan birileri var mı? Sadece eşim var. Beraber götürmeye çalışıyoruz ama evet. Bazen ikimiz de bıkkınlığa, eşim psikolojik tedavi de görüyor. Ama ben biraz bıraktım açıkçası. Evet. Tekrardan baş ağrılarım sürekli migren türü artmaya başladı. Yani kendimi sürekli diken üzerinde hissediyorum. Evet. Çok gergin hissediyorum. Acaba bu nasıl diyeyim aşırı sorumluluk yani ne bileyim kahraman hemşire, kahraman anne olmaktan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Hani Ne kadar zamandır yani, böylesiniz bunları hissediyorsunuz? Çocuğum 6,5 yaşında. Yani son günlerde daha şu son bir yıldır daha çok artmaya başladı. Evet. 1,5-2 yıldır daha doğrusu. Hocama soralım bakalım neler söyleyecekler. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlar sizin şahsınızda. Sağ olun. Hoşçakalın efendim, sağ olun. Şimdi izleyicimiz hemşire bir sağlık görevlisi. Hocam tükenmişlik sendromu sağlık görevlilerinde çok sık görülen şeylerden birisi. Önce bir bunu söyleyelim değil mi? Evet. Artı engelli gelişme geriliği olan bir çocuğu var. Eşi psikiyatrik olarak bir tedavi görüyor. Evet. Ve kendisi madde bağımlısı kullanan gençlerin rehabilitasyonuyla ilgili bir yerde çalışıyor. Zaten hakikaten bir sürü cephede bir şey var. Bir savaş var, dünya kadar da cephe var. En az 4-5 tane. Kolay mı hocam bütün ruhsal, zihinsel, bilişsel her neyse yükümüzü buralara paylaştırmak? Biz kayboluyoruz arada. Zaten bütün bu saymış olduğunuz 3-4 başlığın içinde herhangi birisi bile tükenmişlik sendromunun oluşmasına yol açabilir. Çünkü çok güçlü başlıklar bunlar. Ancak tabii sadece şartlara bağlamamak lazım. Evet. Biraz da bireysel özelliklerimiz var. Çünkü eğer siz aşırı sorumluluk alıyorsanız ve sorumluluğu sorumluluk duygunuz, fedakarlığınızdan yani kendisinin kahraman anne, olarak kahraman, ifade ettiği çalışan böyle bir şey varsa bu sefer yetemeyeceğinizi gördükçe az önce söylemiş olduğum evreleri yaşayacaksınız. Gittikçe tükenirsiniz. Yapması gereken şey burada rolünü kendisini biraz yukarıdan izlemesi ve galiba benim verebileceğimden çok daha ileri bir yere gittim dediği yerleri görmesi. Örnek bağımlı çocuklar için hepimiz ilgileniyoruz o çocuklarla. Ama sınırlarımız var bir yere kadar. Yani dünyadaki bütün insanlara yardımcı olmak için bir ekip çalışması gerekiyor. Bir ekibin parçası olduğunu görmeli. İş paylaşımı yapabilmeli. Kesinlikle kendisine bir alan oluşturabilmeli. Çocuğunun bakımı için kolaylaştırıcı bazı faktörler onun yolu araştırılmalı. Örneğin en azından günün belli saatlerinde bir yardım alabileceği bir koşul araştırılmalı. Bunun dışında eşinin psikiyatrik tedaviyi reddetmesinin sebebi belki tedavi de... Tedavi görüyor dedi. Eşi psikiyatrik olarak... Ben yanlış anladım o zaman. Ayrıca psikiyatrik olarak tedavi alıyor. Tamam. Psikiyatrik tedavi alması iyi ama belki... kontrollerine çok iyi gitmiyor olabilir. Bazıları psikiyatrik tedaviye çok inanmıyor. Özellikle erkekler biraz daha... Erkekleri götürmek de psikoloğa, psikiyatra götürmek de çok zor. Evet hocam. Hanımlar daha kolay olur. Burada bir alan oluştursun izleyicimiz kendisine. Bir de galiba biz toplumsal... Şöyle düşünebiliriz. Evet. Özür diliyorum ama... Estağfurullah. Buyurun. Şöyle düşünün. Hani üç dört alandan köşeye sıkıştırılmış gibi düşünün. Kıskaçlanmış. Birazcık şöyle arabanın arkasını dörtlüyorlar ya. Evet. Şöyle birazcık şöyle alan oluşturması lazım. Tümüyle bunları atmasını istemiyoruz ama ne bileyim çocukların bağımlılığı konusunda bir ekip çalışması ve beklenen bir süreç var. En azından bunu fedakarlık duygularını frenleyerek, aşırı sorumluluk duygularını frenleyerek, mükemmeliyetçiyse mükemmeliyetçiliğini frenleyerek, kendinden beklentilerini azaltarak, biraz en azından kendine haksızlık yapmayarak orada bir rahatlama alanı oluşturabilir. Hocam beni anlatıyorsunuz. Biz toplumsal olarak böyle yetiştiriliyoruz ama. Evet.
Yani biraz da bunun etkisi var galiba. Hep böyle mükemmel olmamız, her şeye yetişmemiz, çok koşturmamız gerektiği gibi bir arka planla bizde kız çocuklarını yetiştiriyor aileler. Sanki bu mükemmeliyetçilikte Zeliha Hanım nasıl hemen döndünüz değil mi? İşi bıraktınız. Kesinlikle. Çünkü hepimiz benzer şeyleri yaşıyoruz. Bunun etkisi var. Aysun Çelikkaya İstanbul'dan ulaşıyor ama Aysun Hanım'ı bir dakikayla bekleteceğim. Hobi ve sportif faaliyetlerin psikolojimize katkıları, etkileriyle ilgili bir videomuz var. Belki bu alan açmalar içerisinde bunları da yapabiliriz. Aynen. Hakikaten başka bir dünya varmış demeye başlıyoruz çünkü. Evet. İzleyelim, ardından stüdyodayız. Kent hayatının yoğun koşuşturmacasıyla beraber gelen stres, tükenmişlik sendromu ve depresyon gibi problemlerden korunmak için bir hobi edinmek veya bir spor dalıyla uğraşmak oldukça etkili bir yöntemdir. Hobi ve sportif faaliyetlerin insan psikolojisine katkısı aslında tahmin edildiğinden daha fazla. Sportif faaliyetler beyinde endorfin hormonunun salgılanmasını sağlar ve bu hormon rahatlık, huzur ve keyifle doğrudan ilintilidir. Özellikle depresyon hastalarıyla yürütülen psikoterapi seanslarında zaman zaman hobi ve sportif faaliyetleri içeren aktivitelerin planlanması tedavi sürecini fark edilebilir biçimde hızlandırabilir ve nüksün önlenmesine de katkı sağlar. Evet efendim, Yeni Güne Merhaba'ya devam ediyoruz. Psikiyatr Orhan Karaca stüdyo misafirimiz Orhan Bey ile bugün biz tükenmişlik sendromundan bahsediyoruz. Hangimiz yaşamıyoruz ki hocam hayatımızda bunu? En azından şu anda hali hazırda yaşamıyorsak bile belli evrelerde mutlaka bunu hissettiğimiz dönemler olmuştur. Gerçekten kolay bir şey de değil. Telefon attığımızda bir izleyicimiz var. İstanbul'dan Aysun Hanım ulaşıyor bize. Aysun Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu arada kandiliniz mübarek olsun. Çok sağ olun efendim. Sizin de cümlemizin inşallah. Buyurun, sizi dinliyoruz. Şimdi ben bundan 8 sene önce bu sendromu yaşadım. Hem de çok şiddetli. Çünkü hani yataktan çıkmıyordum. Bir bayramı bile, yani bir bayram sürecini bile uykuyla geçirdim. O şekilde yaşadım. Şimdi bu da genelde iş hayatında hemcinslerimiz tarafından özellikle bu hani koltuk kaygısı diyelim. Evet. O şekilde yaşanan... Mobbinge maruz mu kaldınız? Kesinlikle ve şöyle de bir şey var. Buyurun. Hani tesettürlü bir giyim tarzım olduğu için de bir bayan olarak bunlarla da çok mücadelelerim oldu. Zaten özel sektör çalışanları takdir edersiniz ki iş kanunundaki bir takım şeylerin aksaya, sekteye uğramasıyla ilgili birçok problemle de mücadele ediyor. Ve bunların üzerine bunlar eklenince ben bu süreci yaşadım. Evet. Şu an çalışmıyorum çünkü anne olmaya hazırlanıyorum. Ne güzel. Evet. Hayırlısıyla tamamını ersin inşallah. İnşallah, amin. Ve iş hayatına dönüşüm olacak. Ben neler yapmalıyım? Hani nasıl yapmalıyım? Şöyle bir şey, hobilerim de var. Edebiyatla ilgileniyorum. Bir kitabım var. Ama artık kendime yetemiyorum. Yani bir uzmana gittikten sonra pratik olarak ben neler yapabilirim? Orhan Bey'e bunu sormak istiyorum. Yani iş hayatına döneceğim tekrar. Bir de bir bebeğim de olmuş olacak. Farklı bir şeyle de döneceğim belki. Burada böyle bir sendromla karşılaşmamak için önlem bağlamında soruyorsunuz sanki. Yanlış mı anladım Aysun Hanım? Yani bilinçli olarak hareket etmek istiyorum. Evet. Hani bu zamana kadar bilinçsiz belki ben de doğru bildiğim yanlışlar yapmış olabilirim. Bunun için soruyorum. Bir de bende bir güvensizlik oluştu. Mesela arkadaşlık, hani sosyal ortamında da biraz böyle soyutlama gibi yaptım. Temkinli yaklaşmaya başladım. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Evet. Yani çünkü ben çok kendini iyi ifade edebilen, güler yüzlü, insanlarla konuşmayı seven biriyim. Ama birden bir geri çekilme oldu. Evet, olumsuz örnekler yaşayınca kaçınılmaz galiba. Aynen, ne güzel evet. Söylediniz. Bunu da hocama sormuş olalım. İkisini beraber cevaplandıralım. Belki sizinle aynı problemi yaşayanlar için de bir kapı aralamış oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selamlar Aysun Hanım. Sağ olun. Ben de Ankara'ya selamlar gönderiyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun efendim. Hoşçakalın. Buyurun hocam. Anladığım kadarıyla süreç şöyle gelişmiş. Adaletsizlik duygusuna maruz kalmış. Yani şey gibi ne ettim ne buldum ya da hani ne, ben
saçımı süpürge ettim durumları. Yani biraz karşılığını göremedim gibi. Çünkü iyi niyetli olarak başlarsınız ve bunun mutlaka karşı taraftan bir karşılığın olmasını beklersiniz. Evet. Bunun gibi bir şey. Bir de bu işin ikinci ayağı da durduk yere haksızlığa maruz kalma. Yani kendi tercihlerine, bireysel tercihlerine saygı gösterilmemesiyle ilgili. İkisi de aslında insanı yaralayan şeylerdir. Evet. Birincisi daha çok incitir. Ötekisi daha hem incitir hem öfkelendirir. Evet. Ve kişi bununla mücadele etmek istemeyip genelde kendini uykuya verme eğilimine girebilir. Özellikle beklediği şeyin ben saygı olduğunu düşünüyorum kendisinin. Yani diğer insanlardan saygı bekliyor ve bu nedenle temkinli olmayı ve vericiliği tercih ediyor. Sanki temkinli olursam ve verici davranırsam saygıyı alacağım. Bunu görürler gibi. Ancak bu işte ters teptiği için adaletsizlik duygusu ortaya çıkıyor ve sonrasında yine kendisini uykuya vesaire veriyor. Ben diyorum ki hakkını korusun. Yani bir birey olarak davransın. Ben bir bireyim. Evet. Haklarım var, seçimlerim var, yasalar var. Benden istediğin iş saatlerini söyle, tanımlarını yap, onu yapayım gibi. Bir de kendi başına mücadele etmek yerine gerekirse hem arkadaş çevresinden gerekirse hem de yasal, hukuki anlamda destek alsın. Kesinlikle. Evet. Çünkü biraz da bu tür sorunlarla o kadar çok karşılaşıyorum ki biraz istedikleri çok küçük bir şey. Duygusal bir temas istiyorlar. Evet. Yani o kadar. Onu vermiyor karşıdaki. Karşıdakinin gündemi başka. Biraz acıtabiliyor. Diğerinin duygularını incitebiliyor. İncittiği için de hep yani akış böyle. Evet. Bence Aysun Hanım'ın bu tarzının kırılması için bir terapi için yani kendini fark etmesi anlamında bir hastalık olarak söylemiyorum. Evet. Sadece buradaki bir sorunlarla mücadele etmesinde konuşma anlamında. Diyorsunuz ki evet kuvvetlendirsin kendi iç dinamiklerini. Evet evet yani. Peki burada arkadaşlar dedi mesela kendimi bir soyutlamaya artık maruz bırakmaya başladım. Orada da sanki bir destek görememiş gibi bir şeyden bahsediyor. Neye benziyor biliyor musunuz? Tam olarak da onu söylüyorum. Şimdi tam ortadaki yerin yani sınır ortada olsun. Evet. Ortadaki ikimizin sınırı gibi. Fakat Aysun Hanım'ın sınırı biraz daha beride gibi. Hani sanki siz buraya kadar da gelebiliyorsunuz gibi. Oradan geriye çekilmiş. Ben diyorum ki buraya geri çekilmesini sağlayan o bireysel bir özelliği var. Onun fark edilmesi lazım ve ona ya senin aslında sınırın burası değil de şurası diyecek, onu hatırlatacak birine ihtiyaç var. Dolayısıyla bunu yapmak gerekiyor. Evet, çözülebilir ve belki hatta bu tip insanlar böyle problemlerini çözdükten sonra da çünkü Aysun Hanım ben insanlarla konuşmayı severim, iletişimimi severim, bir kitabım var dedi. Çok ciddi sıçramalar da hayatlarında yaşayabiliyorlar. Hocam bir iki cümleyle son bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Tükenmişlik sendromu tedavi edilmezse ne olur? Üstüne gidilmezse olur bu gelir geçer zaten dünya hep böyle kim istediğini almış ki herkes haksızlığa maruz kalıyor. Evet. Adam sen de boş ver geç her şeyi kafana takma çevreden de zaten böyle çok şey geliyor yani herkes bunların akıl verenimiz çok. Bunların tümü sorunla yüzleşme kaç demektir. Yani evet, ne güzel. Hiç yüzleşme bunlarla. Yani arkana bile bakmadan git bundan. Evet. Sonuçta zaten geldiğiniz nokta tükenmişlik sendromu da dört evreden oluşmuyor mu? Yani aralarda bir şeyler yapsanız adam sende demeseniz dördüncü evreye yani duyarsızlaşma ve bırakma evresine gelmeyeceksiniz. Evet. Kesinlikle. Sonuç depresyona gidecektir. Evet. Çaresizliği öğreniyorsunuz. Çok ben, benim hiçbir şekilde yapacağım hiçbir şey, benim yapacağım bir şey yok. Sistem çok güçlü. Kesinlikle hiçbir şey değiştirilemez. Yani ben böyle hayatımı nasıl götüreceğim? Don Kişotluğa gerek yok. Gerek yok. Evet. Yani bireysel özelliklerimizi de bileceğiz. Kimisi ya o çok başarılı sen falan. Biraz kıyaslanmaları sanki küçüklükten başımıza gelen o kıyaslamaları etrafımızda yapıyorlardı ya. Evet, falancanın çocuğu. Sanki biz de kendimizde yapıyoruz gibi yani o yapıyor ben niye yapamayayım gibi. Öyle şeyler yapmayacağız. Biraz
Nefes almaya ihtiyacımız var. Nefes almayı öğreneceğiz. Ne güzel söylediniz. Son olarak bununla bitirmiş olalım. Bu nefes bildiğimiz fiziksel nefesin ötesinde psikolojik olarak da kendimize bir nefes aldıracağız. Aynen. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza çok sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Sevgili izleyenler, psikiyatr Orhan Karaca Bey stüdyo misafirimizde noktalıyoruz. Programı da bitirmiş olacağız. Zeliha Hanım bitirdi işini. Evet, maşallah. Çok da güzel bir iş bu oldu. Bu şekilde tepsimiz oldu. Harikasınız Zeliha Hanım. Evet. 45 dakikada yaptık biz bunu. Evet. 45 dakika içerisinde bir tepsimizi bitirmiş olduk. Boyadık. Şöyle bir daha izleyicilerimizle paylaşabilir miyiz? Arkası sadece ben biraz ıslak diye bu yöntemi kullanmak zorunda kaldım. Programdan sonra bakın. Ellerimizi sileriz. Evet. Ne kadar güzel görünüyor. Şu tepsinin güzelliğine bakın efendim. Zeliha Hanım bunu bize 45 dakika içerisinde yaptı. Çay tepsilerimizle birlikte. Evet. Evet, şu şekilde hemen ikramımız hazır mesela. Bunlar da şeylerimiz. Tabaklarımız. Çay tabaklarımız. Evet. Bunları da şöyle yakından göstermiş olalım. Evet. Bu da harika oldu hakikaten. Çay tabaklarıyla beraber tam bir takımımız var. Evet, Zeliha Hanım'ın ellerine sağlık diyoruz. Harika bir şeydi. Bir dahaki hafta siz bize ne yapacaksınız? Bisiklet mi yapacaksınız? Bebek arabası süsleyelim. Bisiklet. Bebek arabası. Evet. Bisiklet tarzı gibi. Evet, izleyicilerimizle yarın ne konuşacağımızı paylaşmış olalım. Evet. Bir bebek arabası. Nasıl süsleyeceğiz bebek inşallah? Arabası derken bu evlerde dekoratif olarak kullandığımız malzemeleri içerisine koyduğumuz evet bebek ihtiyacını bebek arabası koyduğumuz o tür biçimli şeylerden yapacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyelim size. İyi bir gün, hayırlı bir kandil diliyoruz. İnşallah. Yarın sabah saat 10.30'da inşallah karşınızda olmayı umuyoruz efendim. Doktor Ali Akkaya stüdyo misafirimiz olacak. Son yıllarda çok revaçta hacamat konusunu konuşacağız biz de. Farklı vesilelerle değişik sezonlarda, senelerde konuşmuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Mehmet Kapukaya hocamla da bugün Regaib Kandili ile idrak etmeye başladığımız 3 ayları konuşacağız inşallah. 3 ayların faziletinden bahsedeceğiz. Münevver Erdoğan'la çok güzel tesbihten kolyeler yapmış olacağız. Tesbih görünümlü kolyeler. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Tekrar hayırlı kandiller temenni ediyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.